Kıymetli arkadaşlar merhaba. Tabi sınav yaklaştıkça spesifik nokta atışları konulara değinmek gerekiyor. Onlardan biri de Artvin. Ben size Artvin'i anlatacağım demiştim. Artvin'i evimden anlatmayı yeğledim doğrusu. Arkayı da kapattım. Şu an kirli bulaşıklar gözükmüyor değil mi pozisyon itibariyle? Şimdi Artvin'le ilgili benim öğrencim ne bilecek? Bir kere şunu bileceksin. Bu sınavdakilerin Artvin'le ilgili soru sormak gibi bir zaafları var. Artvin'le ilgili 20 temel özelliği bilmen lazım. 1. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz'in kuzeyinde, Artvin'in güneyinde, Ardahan ve Erzurum illeri, batısında Rize, doğusunda ise Gürcistan. O zaman bir ülkeyle sınırı varsa Artvin'in sınır kapısı vardır. Hangi sınır kapısı? Sarp sınır kapısı, bunu unutmayacaksınız. Oldukça engebeli bir coğrafya, Kaçkar Dağları, Karçal Dağları çıktı ikisi de ve Arsimya Dağı'nı da bilin, 3000 metreyi aşan 3 tane dağ vardır. Bölge son derece dağlık olduğu için benim öğrencim nasıl yorumlayacak? Burada tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Aritmetik nüfus yoğunluğu azdır. Çünkü ekonomik geçim kaynakları sınırlıdır. Türkiye'de en fazla Artvin'in olduğu yer herhalde Bursa'dır arkadaşlar. Artvin'in merkez nüfusu 158 bin. Bursa'daki Artvinlerin sayısı neredeyse 300 bin. Memleket güzel fakat kimse o güzelliği yeğlemiyor. Ekonomik koşullara bakıyor. Artvin hakkında başka neyi bileceksin? Artvin Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camilli ve Maçahel bölgesine sahiptir. Bakın bu önemli. İlklerin her zaman soru değeri vardır. Artvin değerli arkadaşlar Türkiye'de en çok tünelin olduğu şehirdir. Evet. Engebeli yer yapısı böyle bir durumu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla ulaşım zordur. Ulaşım demişken can kurtaran tünelini unutmayınız. Can kurtaran tüneli Türkiye'nin en uzun çift tüplü ikinci tünelidir. Birincisi Ovit. Artık bu yanılgılardan kurtulun. Beni soru yağmuruna tutmayın. Hocam hangisi diye. Ovit geldi. Hani bir söz var ya, teyemmüm geldi, abdest bozuldu, su geldi, teyemmüm bozuldu diye, onun gibi. Ovit geldi, artık en uzun tünel, çift tüplü anlamında söylüyorum, Ovit'tir. Artvin hakkında benim öğrencim Sahara Karagöl bölgesi Hatila Vadisi'nin milli park olduğunu da bileceksin. Değerli arkadaşlar, Artvin'de maden ne çıkar? Artvin Murgul'da bakır çıkar, işlenmek için Samsun'a gider. Artvin Boşka'da manganez madeni vardır. Artvin Cerattepe'de ise altın madeni vardır. Biliyorsunuz hem Murgul bakır çıktı hem de Cerattepe altın çıktı. Kaldı manganez, bekliyorum. Artvin'le ilgili başka neyi bilmeniz lazım? Artvin'de kivi, çay, fındık ve zeytin tarımı yapılır. Mikroklima iklim alanı Artvin Yusufeli, bunu unutmayınız. Yusufeli'de Çoruh Nehri'nin oluşturmuş olduğu vadi korunaklı bir alan sağlar. Ve soğuk hava kütleleri o korunaklı vadiye giremediği için zeytinin yetişebileceği bir mikroklimatik alan oluşur. Artvin'de zeytin tarımı yapılır. Bunu mutlaka bir kenara not ediniz. Tabii Çoruh Vadisi demişken Türkiye'nin en hızlı akan nehridir. 453 km uzundaki bu nehrin yaklaşık 155 km'si Artvin sınırları içerisinde geçer. Artvin'den yurt dışına Gürcistan'a gider ve oradan denize dökülür. Türkiye'nin en hızlı akan nehridir, altını çiz. Rafting sporuna elverişlidir, altını çiz. Ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla ulaşım zordur. Ulaşım demişken can kurtaran tünelini unutmayınız. Can kurtaran tüneli Türkiye'nin en uzun çift tüplü ikinci tünelidir. Birincisi Ovit. Artık bu yanılgılardan kurtulun. Beni soru yağmuruna tutmayın. Hocam hangisi diye. Ovit geldi. Hani bir söz var ya, teyemmüm geldi, abdest bozuldu. Su geldi, teyemmüm bozuldu diye, onun gibi. Ovit geldi. Artık en uzun tünel, çift tüplü anlamında söylüyorum, Ovit'tir. Artvin hakkında benim öğrencim Sahara Karagöl bölgesi Hatila Vadisi'nin milli park olduğunu da bileceksin. Değerli arkadaşlar, Artvin'de maden ne çıkar? Artvin Murgul'da bakır çıkar, işlenmek için Samsun'a gider. Artvin Boşka'da manganez madeni vardır. Artvin Cerattepe'de ise altın madeni vardır. Biliyorsunuz hem Murgul bakır çıktı hem de Cerattepe altın çıktı. Kaldı manganez, bekliyorum. Artvin'le ilgili başka neyi bilmeniz lazım? Artvin'de kivi, çay, fındık ve zeytin tarımı yapılır. İlçesinin denize kıyısı var. Artvin içeride kalıyor. 545 metre yükseltiye sahip. Artvin'le Hopa arası yaklaşık 75 kilometre. Artvin'in arkadaşlar enlemi de 41, boylamı da 41. 41 kere maşallah denilecek bir memleket. Hakikaten muazzam bir tabi zenginliği var ilin. Artvin hakkında bunları bilmeniz gerektiğini sizlere salık vereyim değerli arkadaşlar. Birçok özelliğine değindik. Şuna da vurgu yapayım. Artvin, Şavşat, en son biliyorsunuz Staslov, Türkiye'deki sakin şehirler açıklandı. 15 tane Şavşat da bunlardan bir tanesidir diyorum. Bu bilgilerin inşallah umarım işinize yarayacağını düşünüyorum. Ben Mehmet Eyüp, eğitim her yerde demeye devam ediyorum.